Kara dutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, gül tanem. Ağaçsam dalımsın, salkım saçak, peteksem balımsın, avulum, günahımsın, vebalimsin. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan, yoluna bir can koydum, gökte ararken yerde buldum. Kara dutum, çatal karam, çingenem, daha nem olacaktım bir tanem, gülen ayvam, ağlayan narımsın. Kadınım, kısrağım, karımsın. Bir Anadolu yazması gibi yazdı şiirlerini Bedir Rahmi. Kilim gibi dokudu. Çok sevdiği kirazları, narları, dutları işledi kağıtlara. Bedir Rahmi, Trabzon'un Görele ilçesi kaymakamı Rahmi Bey'in ikinci çocuğu olarak takvimler 1911'i gösterdiğinde doğmuştur. Asıl adı Ali Bedrettin'dir. Bedir Rahmi, babasının memuriyeti sebebiyle ilkokul çağını yurdun değişik yörelerinde, kentlerinde geçirir. Bu dinamik hayat daha sonra kendisine inanılmaz bir hayal gücü, bir sanat dehası katacaktır. Babası Trabzon milletvekili seçilince aile 1925'te Trabzon'a yerleşir. Babası Rahmi Bey okumayı seven, aydın, Fransızca bilen, çocuklarının eğitimiyle yakından ilgilenen bir babadır. Babasından Batı edebiyatını, annesinden Yunus'u, Karacaoğlan'ı öğrenir. Çok kötü zamanlar yaşadığı, hatta intiharı bile düşündüğü Trabzon Lisesi'nde okuduğu yıllarda resim sanatı onun için henüz ciddi bir zevki ifade etmiyordu. Kendi tabiriyle resmin R'sinden anlamaz, resim ödevlerini abisi Sabahattin'e yaptırırdı. Hani birçokları derler ki efendim ben işte çocukluğumdan beri resim severim, çocukluktan, bebek yaşımdan beri resim yaparım. Resme çok büyük istidadım vardır. Yani birçokları anasının karnından ressam doğar. Ben öyle bir şey şahit olmadım. Ben yüzlüğü zorlayarak talimi yenmek için ressam oldum. Bedir Rahmi Trabzon Lisesi'nden, hatta Trabzon'dan nefret ediyordu. Bu nefretinin sebebi lise müdürü Şerif Bey'in bir gün okulun ortasında Bedir Rahmi'ye tokat atmasıydı. Benim ismi seçişime %100 sebep olan lise hayatımın korkunç derecede ızdıraplı geçmesidir. Ben eğer ressam oldumsa liseden kurtulmak için ressam oldum. O kadar kötü, o kadar acı bir lise hayatı yaşadım ki yani bu belki beni şeye kadar götürebilirdi, yani kendimi kıymaya kadar götürebilirdi. Fakat 1927 yılında Trabzon Lisesi'ne atanan dönemin ünlü ressamlarından Zeki Kocamemi hayatını değiştirir. Resim sayesinde sevmediği bu okuldan kurtulma ümidi de doğmuştu Bedir Rahmi'ye. Her sanatçıdaki kontrol dışı olma isteği nedeniyle bir an önce Trabzon'dan kurtulmak istiyordu. Çok geçmeden düşleri gerçekleşmeye başlar. 1929'da Güzel Sanatlar Akademisi'ne girer Bedir Rahmi. 1930 yılında İbrahim Çallı'nın babası Rahmi Bey'e "Ne yap yap, oğlunu bir an evvel Avrupa'ya gönder. Benden alacağını aldı" demesi üzerine eğitimini tamamlamadan abisi Sabahattin'in yanına, Lyon'a gider. Burada ilk yılı bir süre Dyon'da, bir süre Lyon'da olmak üzere yoğun çalışmalarla geçer. 1932 yılında Paris'e geçer. Burada Akademi André Lotte'de bir ay kadar çalışır ve hayatının aşkı Ernestine'le bu atölyede tanışır. İlk sevgiyeti en sonu ben terk ederdim şey atölyesini. Lotte. Oturdu o da bir sandıkta. Cemal Dolu sordu. İşte birinci Bedir'in teması mı?
Dedi ki kimin burası? Dediler işte o da bir benim gösterdi o kız. Yabani. Çünkü bir parça yabaniydi. Yanaşlı. Çok sevmiş o resim Bedri. Bedri Rahmi ile Ernest'in bu tanışmadan hemen sonra Cemal Toldu'nun evindeki partiye birlikte giderler. Bedri Rahmi Paris'ten Lyon'a dönerken sırılsıklam aşıktır. Ernestine'le aralarında mektuplaşmalar başlar. Daha sonra kitaplaştırılacak olan bu mektuplar, bu güzel aşkın en güzel nişanesi olarak anılarda yer alacaktır. Aralarındaki sevgi günden güne daha da güçleniyor ve birbirlerinden hiç ayrılmayacaklarını artık seziyorlardı. Ne var ki Eyüboğlu kardeşlerin yurda dönüş zamanı gelmiştir. Acı ayrılık gerçekleşir ve sanatçı İstanbul'a döner. Ben şimdi uyur giderim, gelinim mor gelinim, karanlığın yumuşacık. Ben şimdi uyur giderim, gelinim mor gelinim, sana doğru usulcuk. Tramvay tellerinde üç kıvılcım, nar fidanlarında üç tomurcuk, kıvılcık saçlı bir kız, kıvılcık saçlı bir çocuk. Ben şimdi uyur giderim, gelinim mor gelinim, sana doğru usulcuk. Babası Rahmi Bey milletvekilliğini bırakmış, ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. Bedri Rahmi gittikten sonra bir süre daha Paris'te kalan Ernest'in Romanya'ya dönerken İstanbul'da 3-5 gün konaklar. Giderken Bedri Rahmi'nin 50 tablosunu da yanında götürür. Arzuladığı Bedri Rahmi için bir sergidir. Bu arzu kısa zamanda gerçekleşir. Böylece Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun İlk kişisel sergisi 1935 yılında Bükreş'te açılır. Fakat Bedri Rahmi, askerlik sorunu ve ailevi nedenlerle kendi sergisinin açılışına gidemez. Bu ilginç sergide hiç resim satılmamış olsa da basında epeyce yankı uyandırır. Sen benim mihnet içinde yanmış kavrulmuşsun, netmiş, neylemiş, ne olmuşsun? Cömert ırmaklar gibi gürül gürül, bahtın karışmış bahtıma çok şükür, yummuş, yıkanmış adam olmuşsun. Türkiye'ye yerleşecek olan eşine bir de isim bulmuştu. Eren. Bedri Rahmi ile Eren Eyüboğlu, 16 Nisan 1936'da evlenirler. Aynı yıl, akademi diploma yarışmasında Hamam adlı projesiyle birinci olur. 1937 yılında da Güzel Sanatlar Akademisi'nde asistanlığa başlar. 2 yıl sonra bir çocukları olur. Adını Mehmet koyarlar. Fakat Mehmet'in doğduğu hafta Bedri Rahmi'yi askere alırlar. Sen yumruk kadarken koptu Mehmet'im, kızılca kıyamet. Baban olacak kişi de askerdi. Seni bir nar çiçeği gibi kundağında bırakır. Çantasına birkaç roman ve birkaç Seldoryan koyup müstahkem mevkiye giderdi. Her gidişinde kendisine şehitlikte münasip bir yer ayırırdı. Senin yaşaman için dua ederdi. Ona bitip tükenmeyecekmiş gibi gelen askerliği 1941 yılında sona erince 1942'de yurt gezisi için Çorum'a gider. Bu gezi Bedri Rahmi için yeni bir dönemin başlangıcını işaret eder. Burada Paris'te Picasso ve Matisse'nin resimlerinde hissettiği doğu heyecanını tekrar yakalar. Yüreğindeki Anadolu aşkı yeniden filizlenmiştir. Şairim şair olmasına, canım kurban şiirin gerçeğini hatına. İçerisine insan kokusu silmiş mısralara vurgunum. Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter. Yürü yürü kör topal kabulüm. Şairim, zifiri karanlıkta gelse şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım. Şairim, şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum.
Türkülerle yunmuş, yıkanmış dilim. Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm. Karşıda görünen hey dur, ne güzel yayla. Şu karşıki dağa bir fener yanar. Gelir geliyor da, seni kimler doğurdu? Seni doğana ben valilemiyor da. Sar beni. Anadolu'yu gezerek, birebir Anadolu halkını yaşayarak resim dili o şekilde oluşmuştur. Dünyadaki bütün ölüm kültürlerini inceledim. Sadece eski çağ Anadolu kültürü olarak değil, Aztek, Mısır, eski Yunan, eski Anadolu kültürü, bütün kültürlerin sadece ama sadece ölüm kültürünü inceledim. Ve o ortak noktaları buldum ve bu ortak noktaların ilk çıkışının da ilkel eski çağ Anadolu kültürü olduğunu gördüm. Şu Anadolu topraklarında yaşayan eski medeniyetlerin ortaya çıkardığı değerler. Fakat bu değerler neresinden tutarsanız tutun, tiril tiril hümanizma kokar. Yani Avrupa'nın ta Orta Çağ'dan sonra, Rönesans'a yakın, hatta Rönesans'tan sonra tanımış olduğu, Erasmus'larla tanımış olduğu o hümanizma değerler, eski, çok eski, antikite dediğimiz çok eski dönemlerde Anadolu'da, Batı Anadolu'da buram buram kokan değerleriyle ortaya çıkmıştı. Mesela Bedir Rahmi Sümer ve Hititlilerden esinlenmiş midir? Hem de nasıl? En güzeli şudur, o çağdaş kendi kafasında oluşturduğu bir potadan bütün bu ham bilgileri kaynaştırmış ve müthiş bir senteze varmıştır. Bedir Rahmi'nin tamamen özgün olduğunu görüyoruz. Anadolu kültüründen etkilenmiş ama yine Anadolu kültürünü direkt görmüyoruz Bedir Rahmi'de. Bu gezinin ardından 31 Ekim'de açılan 4. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde de ikincilik ödülü kazanır. Bedir Rahmi, mimariyle resim ve heykel gibi diğer güzel sanatların beraber kullanılmasının güzel sonuçlar doğuracağı düşüncesindeydi. Yapı ve resim birbirlerine yardımcı olmalıydı. Bazen ölü bir mimari nokta, uygun bir sanat yapıtı ya da pano ile değerlendirilebilirdi. Sanat yapıtının yarınlara kalması ve daha geniş kitlelere hitap etmesi için mimar-sanatçı işbirliğinin gerekli olduğunu savunmuştu. O dönemin sanatıyla sanatçısı, mimarı birlikte işlevsel bir sanat üretiyorlar ve bunu yaşama sunuyorlardı ve yaşanılan bir sanat haline geliyordu. 50'li yıllardan sonra mozaik çalışmalarına önem veren Eyüboğlu, 1956'da eşi Eren Eyüboğlu ile beraber Ankara Etibank Genel Müdürlüğü'ne iki büyük pano yaparlar. Bu büyük mozaik panolar Ankara'ya götürülmeden evvel İstanbul'da sergilenir. İlk mozaik pano sergileri beklediklerinden çok daha fazla ilgi görür. Bu başarılı mozaik panonun hemen ardından 1957 yılında Doğu Bank İşhanı'na 60 metrekarelik büyük mozaik resmi yapar. Fakat günümüzde bu muazzam sanat eserinin üzerinde büyük bir reklam panosu bulunmaktadır. Bu panoları da 4. Levent'teki apartman bloklarına yapmış oldukları 5 metrekarelik 5 adet mozaik pano takip eder. Muhteşem motiflerle süslü bu panoların akıbeti ise Doğu Bank'taki eserden çok farklı değildir. İki eserin alt kısımları yakılarak iş yeri haline getirilmiştir.
Diğer iki eserse üzeri reklam panolarıyla tamamen kapatılmış durumdadır. ...1958'de Uluslararası Brüksel sergisindeki Türk pavyonu için 272 metrekarelik dev bir mozaik pano hazırlamaya başlar. Bu mozaik pano tahmin edildiğinden daha fazla ilgi görmüş ve serginin büyük ödülü olan altın madalyayı kazandırmıştı Bedri Rahmi'ye. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun en önemli eserlerinden biri olan bu Brüksel panosu, sergi bittikten sonra parçalar halinde vagonlara yüklenerek Türkiye'ye gönderilmiştir. Fakat bu önemli sanat eseri ilgisizlik yüzünden uzun yıllar farklı yerlerde bekletildikten sonra ziyan olmuş, daha sonra esrarlı bir şekilde kayıplara karışmıştır. Günümüzde panonun ne durumda ve nerede olduğu bilinmemektedir. Ne güç bir ağaç misali meyve verebilmek, koruyabilmek tomurcuklarını kurttan kuştan, yapraklarını kurulan yaştan, ne güç mevsimlere dert anlatabilmek, ne güç bir ağaç misali meyve verebilmek, sonra kendi ellerimizle devşirebilmek, kendi meyvemizi uzatabilmek, insanlara alın taze taze diyebilmek, bir ağaç kadar titiz, bir ağaç kadar temiz, bir ağaç kadar hilesiz, hurdasız ve peygambercesine ahmak, sormadan çektiğimiz işlerin hesabını meyvelerimizin cana değdiğini duymak. Brüksel panosu ile elde ettiği uluslararası bu başarı, Bedri Rahmi'yi birbirinden güzel, birbirinden başarılı diğer mozaik resimlerini oluşturmaya yönlendirmişti. Bu başarıdan bir yıl sonra Paris'teki NATO yapısı için 50 metrekarelik ve Samatya İşçi Sigortalar Hastanesi için 100 metrekarelik iki mozaik pano daha hazırlar. Bu iç mekan tasarımını yapılırken yeni baştan bunu hazırlayan kişi kim? Bu bir iç mimar veya mimar. Bunun yani en azından projeye imza atmıştır. Bu kişiye sormak lazım ki bu devasa güzel bir şeyi, sanat eserinin ortasından bu merdiveni nasıl geçirebiliyor? Hangi estetik açıdan geçiriyor? 1964 yılında Manifaturacılar Çarşısı için 2 adet pano hazırlamaya başlar. 35 ve 30 metrekarelik bu iki panoyu öğrencisi Teoman Südor'un ekip şefliğinde geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda 1,5 ayda bitirirler. Bedri Rahmi'nin oradaki panoları vardı. Bir tane de Eren Hanım'ın vardı. Ondan sonra büyük bir ekip kur ve işin başına geç dediler. Benden evvel, yani 60'lı yıldan evvel, 1958'deki Brüksel'de yapılan mozaik panosunun, İstanbul konulu mozaik panosunun aynısını buraya yapılması istendi ama birazcık değiştirilmesi istendi. Eskizine baktığımda ölçekli olarak büyütülme imkanı olmadığını gördüm. Çünkü boy olarak vermedi. O zaman motif ilave edelim dedi. Al dedi, hiç unutmam rahmetli Bedri Rahmi, al dedi motiflerini, ne yaparsan yap dedi. Ağustos'ta başlayıp Eylül'ün 15'inde 16'sıydı galiba, 16 kilo vererek duvara aplike edilmiş vaziyette bitirdi. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'ndaki bakılıp da görünmeyen bu eserler bakımsızlıktan büyük zarar görmüş, üzerlerine sloganlar yazılmış, harap bir hale gelmişti. Fakat 2008 yılında bu eserlerin bakımı yapılmış, üzerindeki yazılar temizlenmiş ve eserlerin yanına banileri hakkında bilgilendirme panoları yerleştirilmiştir. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Sene 1946. Mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları neyleyim, neyleyim, dalları neyleyim, yar yoluna dökülmedik dilleri neyleyim. Yar, yar, seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Değirmen misali döner başım,
Sevda değil bu bir hışım. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmışım. Yar, yar, canımın çekildiğinde diken, gözümün bebeğinde sitem var. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Sene 946, mevsim sonbahar. Bedir Rahmi Hoca'yı ilk kez 60'lı yılların sonunda Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenciyken görmüştüm. Kendisi çok canlı, coşkulu, akademinin en elektrikli hocalarından biriydi. İri cüssesi, kıvır kıvır saçlarıyla küçük torununu okula getirir götürürdü bazen. Resimlerine de, şiirlerine de hayrandım o yıllarda. Sonra Sitem adlı şiirini uzun süre bestelemeyi düşündüm. Sonra Sitem'i besteledim, bir eskizi yaptım. Ben bu besteyi yaptığımda hoca aramızdan ayrılmıştı. Karaköy Coşkun Et Pazarı için yapmış olduğu Kaan'ı eseri, Bedir Rahmi'nin günümüze kadar layıkıyla korunmuş ve değer görmüş tek eseridir diyebiliriz. Onları bir nene uğurluyor elinde sopasıyla. O sopa çok önemli bir kere, çok büyük bir imge. Tıpkı Hazreti Musa'nın sopası gibi. O sopa dirliği, o sopa yöneticiliği, o sopa ben burada varım ve başınızdayım korkmayın diyen ana tanrıçanın ta kendisi. Burada tabii Malokyo, yani nazar boncuğu havasında olan ve gözü tamamlayan mavi yuvarlaklar görüyoruz. Anadolu'ya has bir olaydı. Sonra Mısır medeniyetinde de görürüz. İsis'te hakikatin bir gözü vardır. Şöyle insana sadece açılmış gözle bakar. Yalanı yakalamak için bakar. Gerçeği göstermek için bakar. Bedir Rahmi'ndeki balığın gözü ise gel beni gör der. Gel bak sen benim şıklığıma bak der. Bak ben ne uygarlık taşıyorum üstümde der. Ne coşku taşıyorum der. Ne insan sevgisiyle doluyum ben der. Hele şimdi biraz sonra şu kayadan kopup denize atlayacağım da o denizin güzelliğini bir gör der. Bunları düşündürür sana. Çünkü bu hümanist bir balıktır. ...1947'de... Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Bey bir mektup yazıyor Sabahattin amcama, Sabahattin Eyüboğlu'na. Diyor ki, siz diyor İstanbullu aydınlar diyor, çöreklendiniz şu İstanbul'a diyor. Ne var bu İstanbul'da? Çıkın biraz Anadolu'yu gezin diyor. Gidin görün bakalım neler var Anadolu'da diyor. Eğer bu yazda Bodrum'a gelmezseniz diyor Cevat Şakir Bey, hepinizi topunuzu siliyorum haritadan diyor. Efendim 3-5 arkadaş bir araya geliyorlar. İzmir'e geliyorlar mektup üzerine. İzmir'den Karakuş diye bir takaya biliyorlar. Ondan ilk mavi yolculuğu yapıyorlar. Babam da bunlardan bir tanesi. Bodrum'un sabahları bir acayip ışığı vardır. Ressam olarak ona aşık oluyor. Ve Bodrum ışığından mülhem hiç yapmadıysa 20-30 tablosu vardır. Bedir Rahmi Eyüboğlu, 1955'ten 1971 yılına kadar yapmış olduğu büyük boyutlu mozaik panolarla Türkiye'de bir çığır açmıştır. Yaşanan çevreyle sanatı bütünleştirmenin bir gereksinim olduğunu, ölü duvarlara kazandırdığı renkli mozaik resimlerle kanıtlamıştır. Mimariye estetik değerler kazandırırken, mimari aracılığıyla yaşamını paylaştığı halkında estetik düzeyini yükseltmiştir. Çok ince sanat duyarlılığıyla işlemiş olduğu bu panolarda onun sanat sevgisini ve çalışma titizliğini görebiliriz.
Ama ne yazık ki bugün bu sanat eserlerinin de aynı titizlikte korunduğunu söyleyemeyiz. Türküler bitti, halaylar durdu, horonlar durdu, al damar, mor damar, şah damar tuttu. Bahçeler put kesildi birer birer, meyveler salkım saçak taş. Bir bulut uçardı başıboş bedava, yandı kül oldu. Hüzün geldi baş köşeye kuruldu, yoruldu yüreğim yoruldu. Ağaç büyür arkasından koşamam, kervan yürür peşi sıra düşemem. Yıldız akar uçsam da yetişemem, hüzün geldi baş köşeye kuruldu, yoruldu yüreğim yoruldu. ...1975 yılında birdenbire hastalanır Bedri Rahmi. Hastalığını içkiden kaynaklanan siroz zanneder. Ama pankreas kanseridir. Uzun tedaviler sonunda bu hastalığı yenemez ve takvimler 21 Eylül 1975'i gösterdiğinde Cerrahpaşa Hastanesi'nde hayata veda eder. Biz onun sevgili kulları, dünyasını abad eyledik. Bir can verdi bize, bin alır. Gideriz gözümüz arkada kalır, sevinsin. Açın, kapıları açın, gidin haber verin meleklere. Can çekişip durmasın beyhude yere. Elbet bir tutam ot biter üstümüzde, mezara göre ayağını uzatır ölülerimiz. Arkasında yar, önde zeytin ağaçları, arkasında yar. Sene 946, mevsim sonbahar, mevsim sonbahar, mevsim sonbahar. Yar, yar, seni kara saplı uçak gibi sineme sapladılar. Yar, yar, seni kara saplı uçak gibi sineme sapladılar. Değirmen misali döner başım, sevda değil bu bir hışım.